Evet, haftanın birinci gelin adayını açıkladık efendim. Sıra geldi damat adayımıza. Damat adaylarımız geliyor. Evet, hoş geldiniz. Ne oldu? Kapıda bir itişme oldu. Önce gireyim çıkayım. Kim önce girmek istiyor? Ben önce girmek istemedim. Eser hay Allah'ım yani. Adnan da biraz ikeledi. Bu arada Yeni Batu'yu ben ilk kez görüyorum. Şöyle evet. Bir boy sırasına bakıldığında Melis'in dediği kadar falan da değil. Onun gayet 1.80 boyunda bir adam. Hatta ayakkabılarla beraber 1.85 falandır. Ha, bir de topuk yaptım diyorsun. Bunu söylemeyeyim. Sırf Melis için alacağım. Bir de dürüstüm diyor. Peki beyler, halk seçti zaten. Ama ben bir de sizin görüşünüzü almak istiyorum. Batu kimdir birincisi bu haftanın? Ben Emre olmuştur diye düşünüyorum. Eser de olabilir diye düşünüyordum ama o... Dün olduğu için olay önümüzdeki haftaya sarkmıştır. Bu hafta Emre, önümüzdeki haftada Eser olur. İki haftalık geleceği görüyor. Küreye bak, kristal küresi var. Ondan sonraki hafta. O haftaya sana sormayayım, o söyledi iki haftalık. Semih ne diyorsun? Seda Hanım, Emre de çok fazla oldu, Eser de çok fazla oldu. Ben bu ceketiyle beraber Murat abim olmuştur diyorum. Sırf cekete gider diyorsun. Cekete. Yok, içimden gerçekten öyle geçiyor ve Mehtap'a karşı baştan beri duyguları tamamen içten ve samimiydi. Evet, bu hafta da bardak verdi. Yani bu hafta bence Murat abi olmuştur gibi geliyor şimdi. Bardak verdi. Neden olmasın? Olabilir, sürpriz olur ya, bence olur yani. Yeni Batu, sen ne dersin? Bu hafta Emre'ye gider, ondan sonraki hafta Eser'e gider. Buradan devam edelim, Tankut'a soralım. Valla Seda Hanım... Ben yine farklı bir şey söyleyeceğim. Yeni Batuhan olunur olabilir. Sebebi de bu evde ilk defa bir aday için geldiğini söylüyor. Cesaretiyle başka bir adaya tanıma yoluna giriyor. Bence aslında evin evde... kuralını uyguluyor. Evet. Evet. Yani ilk defa göğüs geliyor. Ben diyor bu evin kuralına sonuna kadar uyacağım. Halk merak edebilir acaba. Karşı tarafta Ayça var yani. Ayça'nın da bayağı bir destekleyici grubu var. Vay. Hani sevebilirler. Sevebilirler. Yani benim sevmeyebilirler görüşüm. Tam tersi. Büyük risk. Evet. Çünkü Ayça'ya yakıştırdıkları bir damat adayı var hala. Bakalım ne olacak efendim. Ama ben bu evde neyi gördüm biliyor musun? Hepsi samimiyet ve kalbinin sesini dinleyen kazandı. Cansel ahbap çark etti dediler. Cansel kazandı. Hep aşkının arkasında duran kim varsa... İnsanlara, izleyiciye o samimiyet geçti, ben söyleyeyim. Yani gerçek sevgiyi anlayabiliyorlar, o belli. Murat ne dersin? Ben geçen haftakini tekrarlayacağım. Yani Semih diyorum çünkü bu evde durmasını istiyorlardır bence. Çünkü kimi beğenecek, kim gelecek merak eder halk. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım Adriana Lima gelecek mi? Bunu da merak evet, ederler. Yakınmalarınızı duyduk. İnşallah. Ben çok istiyorum abi. Tabii. Onun da işi yoktu. Devamı için değil mi? Evet. Ve gönlüm de öyle istiyor. Çünkü birincilik ve o çeki kazanmasını istiyorum yani. Adriana Lima'nın gelmesini mi istiyor gönlüm? Sosyal medyada. Bütün onu çekleri bütün toplasak getirtemeyiz gibi geliyor. Sosyal medyada benim fotoğrafımı beğenmiş Adriana Lima, öyle deme yani. Evet. Dalga geçiyorsun. Ciddi söylüyorum. Tabii bizim etiketlendiğimiz fotoğrafları ben... Gerçek hesabında olduğundan emin misin? Ben bir araştırayım onu. Yok abi. 3 milyon küsür bilmem kaç takipçisi var yani. Normal. Vay vay vay. Demek ki ben beğenmiş beni. Bravo, öyle bir şey varsa. Teşekkür devam edelim eserle. Eser kim dersin? Ben bu hafta çok değişik şeyler yaşadım. Bu hafta... kuyumcuya gittim hayatımda ilk defa bir yüzük almak için. Geçen yüzüğü annem almıştı. Hmm. Girdim o yüzüğü aldım, o değişik duyguyu tattım. Dün de en büyük korkum ve en büyük fobimi yüzleştim. Oğlum onu soracağım, sen daha önce dalmış mıydın su altına? Hayır, hayır. Benim su korkum var. Bir de o çok tehlikeli açık bir şeydir. Deniz. Ben onun dersini alırken ilk defa suyun altında kendi nefesimi duydum da çok korkmuştum. Ya yeah, I mean, o suya girdiğimde o nefesten yani şey yapmadım da... kulaklarıma bir an şey girdi. Tam da yüzüğü çıkardığım noktada. Hala da ağrıyor. And so yeah, köpek balıkları vardı. Su vardı. Nereden çok... aklına geldi peki böyle bir şey? Cansel hep eksentrik bir şey istedi. Evlenme teklifi. O uçaktan atlama şeydi. O fikri sundum prodüksiyona. O biraz zor olur falan dediler. And o zaman böyle bir şey yapabilir miyiz dedim. Onlar da sağ olsunlar yardımcı oldular her konuda. And bunu açıkçası birinci olmak için yaptım ve bu evde kalmak için and güzel. Birinci olmak için
halka oynamak için ve ön plana çıkmak için, rol çalmak için, hepsini yani. Bravo. Bunlar için yaptım. Bravo Çağrı. Başka da diyeceğine ben peşindeyim dedin yani şimdi sen. Aynen öyle. Bu haftaya gelirsek Emre olmuştur diyorum. Peki, sen ne diyorsun Emre? Bilmiyorum. Yani gerçekten. Çok bir baktığım zaman sen değil. Aynen öyle. Bak Adnan'ın da kimi artık seçeceğini merak ediyor olabilirler. Adnan da şimdi burada. Adrian Alim onun resmini beğenmemiş olabilir ama daha azına razıdır belki. 12'de Jennifer Lopez beğenmiş. Adnan öyle görselliğe önem vermiyor zaten. Ha doğru, o da var. Ne olursa ol geldi. Ben bildiğiniz erkeklerden. Evet, bunu dedin yayında. Bildiğiniz erkeklerden değilim cümlesini montaj kullan. Montaj ben de mi? Evet, bunu kullandı efendim, evet. Adnan da olmuş olabilir. Yani ben bile merak ediyorum Adnan kimi beğenecek diye. Ya açıkçası hani gerçekten çok zorlu bir hafta oldu. Yani evet. Hani kendi adıma da gerçekten bayağı bir zorlu hafta oldu. Ankara'ya gidip gelmesi bilmem ne, oradaki o işler, koşturmalar, o tatlı heyecan, ailelerin birbirine uyuşacak mı, uyuşmayacak mı? Olayların içerisine çıkıp buraya çok geldim. Çok belliydi uyuşacakları. Yani Allah'a şükür kalbimize göre verdi Allah. Ama bence de son yaptığı teklifle eser olmuş olabilir yani. Peki, ne dersin Adnan? Açıkçası benim için de bu hafta çok zorlu bir haftaydı Seda Hanım. Devamlı pişnik vermeler, devamlı onunla bununla uğraş, bazılarının Semih'le dertleşmeler. Semih'le dedikodu yapmalar. Tabii. Yani dedikodu açıkçası çok oldu, zorlu bir haftaydı bizim için. O yüzden halkımızın Tankut abiyi seçtiğini düşünüyorum. Sonuçta o da bir aşk yaşıyor. Güzel evet. Bir aşk yaşıyor. Evet. Desteklenebileceğini düşünüyorum. Yani bazıları gibi prim yapmak için evlenme teklif etmiş olmayabilir. O yüzden Tankut abinin olabileceğini düşünüyorum. Teşekkür neden olmasın? Niye neden olmasın? Olmasın? Teşekkür ederim. Peki efendim, damat adayları böyle düşünüyor birbirleri hakkında. Siz ne düşündünüz? En fazla oyu kime verdiniz ve haftanın birinci damat adayı kim oldu? Yarın 10 bin liralık ödülü alma şansına sahip olabilir ve bir arkadaşını koruyabilir, evden gitmemesini sağlayabilir. Haftanın birinci damat adayı kim? Eser. İyi oynamışsın Alka. Değil mi? İşte böyle oynanır. İyi oynamışsın kardeşim. Hadi ben de çakayım ya. Oo, haftaya sağlam. Ben de oynayacağım. Ben de helikopterle gel gideceğim. Gel öpeyim, gel gel. Tebrik ederim. Değdi mi köpek senin balıklarıyla yüzmeye? Oldu. Kulağı tıkamaya. Değdi. Ama niye değdi? İyi oynamış adam ama kardeşim. Durun. Onun sevincini gördüğümde. Yani hakikaten yani hiç böyle görmemiştim Cansel'i. Yani. Güzel kandırdık biz onu. Evet. Gelinlik çok iyi. Provası, çekimi, katalog filan böyle getirdik oraya. Gerçekten çok sevindi, çok şaşırdı, çok mutlu oldu. Evet. İnşallah. Sol ele tak demesi de hoşuma gitti. Sol. Nişan sağ, nikah soldur ya. İnan, hani hoşuma gitti o. Nereye takarsın taksın ama... Bu sefer çıkmasın. Çıkmasın. İnşallah. Tek dileğim o yani. So. Demek ki izleyicimiz de istiyor sizin birlikte olmanızı. Evet. Bir hafta daha pekiştirmek istiyor bu ilişkiyi. Ya yani bir hafta biz sonuna kadar buradayız. İnşallah. Sonunda da çıkacağız. Çıkacağız yani, el ele çıkacağız. İnşallah. Birinci olsanız da olmasanız da. Of course, yeah. Peki, seni gizleyeyim mi şöyle? Yeah. Kızları çağırayım. Thank you. Güzel yapsana, güzel çok. Evet efendim, şimdi tabii gelin adaylarının haberi yok kimin birinci olduğundan. Damat adayları da birinci gelin adayını bilmiyor. Gelin adaylarını çağıralım. Hoş gelmişsiniz. Evet hanımlar, erkeklerin de birincisini açıkladık. Belli olmuştu zaten, izleyicimiz belli etti, bize açıklamak düştü. Erkeklerde tahmin oranı daha yüksekti, onu da söyleyelim. Ve
Gelin adaylarımızdan birinci olan Cansel. Gel 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 gel. Sen hangi damat adayı birinci olmuştur? İnşallah Eser olmuştur. O olmadıysa kim olmuştur? Olmadıysa hepsi olsun. Gerisi tufan diyorsun yani. Yani hepsi olmuştur inşallah. Peki. Ama dileğin tuttu, bu hafta şanslısın Eser. Bunu özlemişim. Sizi böyle ayırmayı özlemişim. Gerçekten. Tabii. Ha, hatırlıyor musunuz? İkisi birinci oldu bir hafta ve küstüler. Ne feciydi. İğrençti. Evet. Birinci mi oldular, dayak mı yediler, ceza mı aldılar? Hiç anlamamıştım. Üzüldüm o gün. O derece. Yeah, ama aynen. Bu hafta çok iyi oynadık değil mi? Evet. Gördünüz tebrik mi? Ederim. Bravo. Böyle yapalım. O zaman. Rolü de çaldık, halka da oynadık. Hadi şimdi birinci Emre ile Hazal'ı da çağırın da biraz daha halka oynayın. Çağıralım mı? Hayır. Ay boş ver aşkım ya. Hayır hayır. Ay, onlara prim vermeyelim boş ver. Öyle mi? Yok ya biz Emre ile Hazal'ı gerçekten çok seviyoruz. Yok yok onları ayıracağız. Ama bu hafta sadece ikinizi yemeğe yolluyoruz. Süper. Çok ciddi. Hı? Eğer başka seçeceğiniz aday yoksa yok. Öyle ümit ediyorum. Of course. Ben o zaman diyeyim. Hazır mısınız baş başa yemeğe gitmeye? Tabii. Epey ara vermiştiniz ya. Haydi gidin şöyle de baş başa bir yemek yiyin. Okey, onlar da gelsin. Bu hafta böyle az yemeğimiz var. Eser'le Cansel haftanın birincisi oldu. Ödül yemeklerine bir kişi daha götürebilirlerdi. Akıllarında da Emre'yle biz vardık. Teşekkür ederim. Kendi baş başa yemeklerini yesinler. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin kısmetse olur. Aşkı bul.